Pandemi nedeniyle gerek zahiren bazen ciddi kayıplarımız oldu. Buna hem hoca açısından hem talebe açısından bakmak gerekirse bir kere talebeyle olan ilişkimiz sadece bir elektronik cihazla sağlanıyordu sadece. Çocuk da herhangi bir sebepten dolayı sizin iletişim kurmak istemediğinde telefonuna bakmıyordu. Telefonda cevap vermiyordu, telefonunu kapatıyordu. Sizin de böylece onunla yegane iletişim kurabileceğiniz kanalınız elinizden alınmış oluyordu. Bu şekilde de çocuk üzerindeki etkimiz, çocuk üzerindeki ciddiyetimiz zamanla maalesef kayboldu. Bu baktığımız zaman da hoca ve talebe arasındaki manevi bir kayıp, manen bir kayıp. Bunun haricinde çocuklar tabii ki yalnızlardı evde. Manevi, sosyal bir açlık vardı hem hoca hem talebede. Hepsi bunu kaldırabilecek seviyede değildi maalesef. Özellikle ders anlamında zayıf olanlar daha çok zorlandılar ve zamanla gördük ki kursu bırakmaya kadar gitti maalesef bu durumlar. Yani bunları kayıp olarak söyleyebiliriz kendi adımıza ve talebelerimiz adına. Şimdi öncelikle tabii ders bazlı düşündük biz, yani eğitimciler olarak. Hocalarımızla konuştuk, görüştük, toplantılar yaptık. Hani eğitim sürecini bu pandemi döneminde en iyi nasıl devam ettirebiliriz, en az hasarlı nasıl atlatabiliriz? Ve gördük ki en iyi şekilde atlatabilmenin yolu velileri de bu işin içine katmak. O yüzden velilerimizle zaten hali hazırda devam eden ilişkimizi en üst seviyeye çıkardık. Onları da bu işin içine aldık komple, eğitimin içerisine aldık. Sürekli onlarla irtibat halinde olmaya, günübirlik rapor vermeye, ders anlamında yardımcı olmalarına, çocukları derse geçirmeleri için vesaire. Bunun haricinde sürekli kendimizi ve çocukları diri tutabilmek adına toplantılar yaptık. Özel konuşmacılarla seminerler düzenledik. Ailelerle sürekli sohbet halinde olduk. Onun haricinde çocuklar için işte bir takım hafifletmelere gittik ders anlamında, program anlamında. Bu şekilde çalışmalarımız oldu. Kurs içerisinde olduğumuz yerinde de tabii ki Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda maske olsun, sosyal mesafe olsun, kişisel eşyaların çoğaltılması, dezenfektanların herkese kurşunun her tarafına dağıtılması, giriş çıkışların asgariye düşürülmesi dışarıdan gelen insanlar adına bu gibi tedbirlerimiz kurs içerisinde oldu. Havalandırmaları yine aynı şekilde en üst seviyede tuttuk. Bizler de pandemi sürecinde her insan gibi maalesef vaktimizin çoğunu evde geçirdik. Zaten büyük bir bölümü dersle geçti. Kalan kısmında da ailemizle vakit geçirdik. Kendimizi geliştirebildiğimiz kadar ilmi alanlarda geliştirdik. Zaman zaman işte yapabildiğimiz kadar eğlenceye vakit ayırdık İslami çerçevede. Sonra da dua ettik bir an önce bu dönemin sona ermesi için. Bizim tabii ki hocalar olarak en büyük temennimiz ailelerle birlikte çocukların başlayıp geldiği noktayı gösterebilmek adına bu merasimleri sürekli devam ettirmek ve yapmak. Bu konuda da bu sene içinde temennimiz tabii ki var. Fakat tabii şartlar neyi gerektirir? Şu hassas bir dönemdeyiz. Yetkililer izin verirse, vakfımız uygun görürse tabii ki bu sene de yapmak isteriz. Umarım çocuklarını aileler bu dönemde biraz daha bu yöne yönlendirme konusunda gayretli olurlar. Çünkü zamanımızda en çok ihtiyaç duyulan alanlardan bir tanesi dini anlamda kendini yetiştiren, şuursal anlamda kendini yetiştiren gençlerin olması. Katılan gençlerimize de mülakatlarında başarılar diliyorum. Umarım istedikleri, hedefledikleri noktaya varabilirler. Pandemi sürecinde hocalarımla birlikte sanal bir sınıf oluşturduk. O sınıfta ders çalışarak, yani hocalarımızla birlikte ders dinleterek, derslerimize vererek arkadaşlarımıza geçirdik pandemi sürecimizi. Kursumlu arkadaşlarımı tabii ki özledim. Zaten sokağa çıkma yasaklarından dolayı arkadaşlarımızla görüşemiyorduk ve kursa girip buluştuğumuz için çok mutlu oldum. Hocalarımızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte her zaman iletişimimiz devam etti. Şu anda kursa geldiğim için mutluyum. Tekrardan söylediğim gibi arkadaşlarımla birlikte vakit geçirdiğim için, burada olduğum için mutluyum. Yani birebir eğitim gibi kesinlikle olmuyor. Yüz yüze eğitim çok daha iyi oluyor. Ders çalışarak, internet üzerinden derslerimize katılarak, derslerimizi çalışıp düzenli şekilde vererek derslerimize çalıştık. Hocalarımız da sağ olsunlar bize yardımda bulundular. Yani tabii ki de insan arkadaşlarını ve kursunu özlüyor. Kurstaki çalışma düzeni vesaire, arkadaş ortamı, evde bunlar bulunmuyor maalesef. O yüzden kursumuz açıldığı için de çok mutluyuz. İnşallah
daha da kapanmaz Allah'ın izniyle. Şu an işte çok mutluyum. Kurslarımız açıldı. Derslerimizi yüz yüze veriyoruz. Hocalarımızla, arkadaşlarımızla birlikte vakit geçiriyoruz. Kursumuz çok güzel bir kurs. Kursta evdeki ortam farkı tabii ki de var. Kurstaki çalışma düzeni, işte yüz yüze derslerimiz olsun, evde internet üzerinden katıldığımız zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki de bunlar kursta olmadığı için daha rahat oluyoruz. Çalışma düzeni, disiplin var. Evde sonuçta biraz da ev ortamı olduğu için insan rahat oluyor tabii ki de. Yemeğimiz, namazımız, ders çalışma saatlerimiz hepsi bir disiplin içerisinde olduğu için tabii ki de kurs daha rahat oluyor. O yüzden çok mutluyum kursumuz tekrar açıldığı için. İnşallah tekrar geriye kapanmaz. Covid musibeti de inşallah Allah'ın izniyle bir an önce biter.